Hocam bak bir şey diyeyim mi? Türk futbolu asla öyle bir şey olamaz. Böyle alt alta olacak Fenerlerle destekler. İmkanı yok. Ölüler dirilerden çalacak. Silahını al, silahını al. Bak yenilmeniz sürpriz olmaz. Ama yenersek çok, çok iyi olur be vallaha. Ay be, çok büyük konuştun. Ya siz bir alt lig, bir alt lig. Ah bir konuşabilsem. Alan avradına hapşur rüyam geldi lan. Yeni vodi... Yeni videodan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Furkan. Bugün sizlerle birlikte başlıkta ve kapaktan gördüğünüz üzere Fenerbahçe Göztepe maçını yapacağız arkadaşlar. Bir Galatasaray olarak Göztepe olacağız arkadaşlar. Teker teker tekrardan transferlerimi yaptım. Her videoda söylemekle usandım ama çok uğraştırıyor ya. Yemin ederim var ya, bak size tekrardan şu listeyi şöyle göstereceğim. Bakın. Göztepe oyuncuları falan teker teker. Evet, PES21'den 7 tane oyuncu çıkartabildik. Birkaç tane açığımız olacak. O şekilde diyoruz arkadaşlar. Video like atmayı, kanala abone olmayı ve bir duyurum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Video sonuna kadar izlemeyiz. Benim için çok 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 önemli. Öyle de şimdi sizlere oyun planını göstereyim. Normaldeki oyun planı adamın, yani o teknik direktörün en sonki maçına baktım Antalyasporlu olana. Adam bu dizilişte çıkmış dedim. Abicim manyak mısın ya? İşi bana bırak dedim. Karşında bak nasıl oyuncular var görmüyor musun ya dedim. Bizim forvete bak 67'lik. Neyse arkadaşlar ben şuna bir düzenleme yapayım. Buraya bir hızlandırma girsin. Ondan sonra aynen. Efendim? Evet, birkaç düzenleme yaptık ama naneyi yemiş durumdayız Göztepe olarak. Tabii ki elimizden geleni yapacağız arkadaşlar. Fenerbahçe'yi yenmek büyük sürpriz olur. Yenersek çok büyük sürpriz olur. Tabii Galatasaray olarak yapacağız. Tabii ki de yenmek için oynayacağız arkadaşlar. Bu lig maçı Avrupa Ligi olsaydı Fenerbahçe'yi alıp oynadığımız maçlar var. Kanalda izleyebilirsiniz. Arkadaşlar çok da uzatmayalım ya. Let's go. Evet, İzmir'deyiz bugün. Dettredettet stadyumundayız. Bilmediğim şey arkadaşlar. Ya rengimiz aynı. Göztepe olarak Fenerbahçe'yi yenme öncesi tabii ki de. Rengimiz aynı. Haydi diyoruz. Oyuncular sahaya giriyor. Hakemler içinde. Hocam sen niye Korelisin? Hepimiz aynıyız. Irkçılık yapmayın. Demek istemiyorum. Oyuncular sahaya giriyor. Taraftarlar oyuncularla alkışlıyor. Büyük bir taraftar grubu var. Hocam bak bir şey diyeyim mi? Türk futbolu asla öyle bir şey olamaz. Böyle alt alta olacak Fenerlerle destekler. İmkanı. Ölüler dirilerden çalacak. Silahını al. Silahını al. Oradan net birkaç ceset çıkar. Her neyse. Kadın olduğu şekilde ama zor olacak. Bu arada ananı satayım, el ısıtması yapmadım ya. Hay anasını satayım ya. Ananı avradım yani direkt şu an dün FIFA oynadım, bugün direkt PES oynayayım. Neyse tamam, şimdiden ağlamaya başladık ya, böyle bir şey yok. Ağlama hadi oyna. Niye sen bakın be, maç başladı. Başarılar. Her iki tıkamanı diyoruz. İyi olan kazansın. Aynen. Ama bir şey diyeyim mi arkadaşlar, şut çekemeyeceğiz ya. Ben ona şey yapıyorum çünkü oyuncular 50'lik 60'lık falan, vallahi çok zor yani. Bir de ne bileyim, zor, çok zor olacak yani. Şimdi ben genelde Galatasaray'la oynadığım için Icardi'ye gelince zınk diye atıyorum köşeye ama burada 67'lik var, bitiriciliği yok doğru düzgün. Hocam o boş şut ne? Aa, la 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 geliyor. Bunu ne yapıyorum, tamam sakin. Sakin dedik Allah'tan ya. İptal edemiyoruz ya arkadaşlar o yüzden. Öyle bir ara pastan pasa geçeyim dedim de. Sıçtı, şut çekmesin. İrfan'ın şutu. Kale! Ne geldi lan? Ay sen size. Hocam biz ne? Bu arada arkadaşlar şunu itiraf etmem lazım. Kaleci 57'likti. Normalde Beto var biliyorsunuz. Ya, gerçekte Arda diye bir kaleci var. Onu Allah'tan transfer edebildim. 57'likti. Şimdi her vurdukta da gol olmasın diye yükselttim kaleciyi. Bir tek onu yükselttim arkadaşlar. Yemin ederim. Ferdi, hocam oyun bozuk. Ferdi var. O gitmedi mi Brexton'a? Böyle bir şey olamaz. Bizi mi kandırıyorsunuz? Bizi mi koparıyorsunuz ya? Tokatçı mısınız? Enes'ten aldık. Şimdi içe doğru. Ya bizde aslında beraberlik bile yeter de işte videonun izlenebilirlik şeyine bakınca şey olmaz. Gerçekte bir beraberlik bile yeter. Niye sene? Açtı hemen oyunu. Tek top araya. Çok dışarı. Lan. Bir şey değil mi? Atak falan buluyor. Ama gol olsaydı şu var ya, 10 numara olurdu ya. Ah.
fena da vurmamış aslında da. İlk önemli atak bizden geldi. Göztepe'den geldi oğlum. Göztepe'den geldi. Gol az kalsın buluyorduk lan. Lan oğlum al bak şu hataları yapmayın tamam mı? Bak yenilmeniz sürpriz olmaz. Ama yenersek çok çok iyi olur be vallaha. Ay be çok ya büyük konuştun. Yani siz bir alt lig, bir alt lig. Ah bir konuşabilsem. Sen yükseldi buraya. Göztepe arkadaşlar biliyorsunuz. Önceki sene yoktu. Çok iyi olur ama bilmiyorum. Ben içimde gerçekte gerçekteki tahminimi sorarsanız 3-1 bitecek gibi. Ben herhalde bilmiyorum ya. İnşallah yenemez tabi de. Oho! Hocam paslaşmaları kes. Tabi teknik direktör ben olunca arkadaşlar işte böyle kimyamız uyuşuyor yani. Bak triplere bak. O şekil pası aktardı. Bu arada şu sağdaki 50'lik oyuncuya bak. Harbi diyorum. Pası aktardı. Oo hocam. Ne? O nasıl faul yok üstüme çıktı adam. Hocam ayıp ettin hocam. Ha hocam ha. Ya bir de şöyle bir şey var. Oyuncular düşük olunca arkadaşlar dayanıklılığı falan da bak çok düşük oluyor. İki defa attı adam. Hemen yoruldu. Misal yani. Pası araya da aktardı. Alan avrında hapşur yuvam geldi lan. Koş Ferdi. Fark. Ver hocam. Evet tamam gitti. Hapşuru. Hocam bakın işte bu aynen burada faul. Oğlum biz mi ya? Bir şey biz yapmayız herhalde bilmiyorum. Yok biz yapmadık. Bir şey demiş şuraya doğru. Araya bırakıyorum tamam mı? Koşuyoruz. Sen de araya bırakıyorsun. Bırakıyorsun. Şutunu çekiyorsun. Şut. Livakovic. Oğlum ben çok farklı bir oyun bekliyordum ha. Çünkü arkadaşlar yani 80'lik oyuncu yok kaleci dışında. Onu da ben yükselttim zaten. Kalecinin de aman aman bir tutuşu şu an bizim kalecinin. Orta geldi. Livakovic tek yumruğu. Bizi açtı. Gassama'nın şutu. Şöyle. Ah. Bir şey değil mi? Çok iyi geliyoruz. Bir gol bulsak aslında 10 numara olacak ya. Çok iyi geliyoruz lan. Peki gelmiyoruz mu? Ah. Hadi bakayım. Ciku. Uzun oynadı bizde kalır. Güzel. Daha maçı böyle uzun dener de biz daha atak buluruz bu arada. Ciku Ferdi'ye doğru. Ya hocam o boşluk ne? Aa ama benim şimdi benim taktiğim var ya arkadaşlar. Markajlar ayarlı yine. Ya yine boşluklar Allah kahretmeyin. Onu ikinci yarı iptal ederim işte. İnşallah. Oha hızlı kullandı. Ferdi Kadıoğlu geliyor. Çektirmesin o şutu. Ferdi'nin ortası. Dışarı korner mi? Tamam evet bize değmedik. Ara oynadı. Bekledi. Doğan Erdoğan. Yıldız. Yıldız. İşte o 57'lik. Sangane. Sangane'nin ortası. Şut karışımı. Ortaya bastım ama. Maalesef ki. İşte bu da PES 21'in oyun mekanizması. Yani 24 düşündü. 24 daha kötü. Maksimin. Şimanski. Gelme Şimanski. Şimanski. Oha. Hepsi kaleye doğru koşuyor. Tamam bir gol attın. Şimanski ama. Şimanski ne yapıyorsun Şimanski? Jekyll'un ayağını şey yaptı ya. Ama bomboş kaldı oradaydı ya. Tamam Şimanski bunları yapıyor. Sola çekip o plaseleri yapıyor. Güzel de vuruyor okey ama. Ne bileyim yaptırılır mıydı ya? Çok boş kaldı. O boşluğu versen o da atar. Yapacak bir şey yok. İlk yarı böyle bitmesin. Hemen araya kapat. Tamam. İrfan. Mert Müdür Uzun Lito. Maxim'e doğru. Tamam ikinci golü yemeyelim. Belki şöyle zar zor bir gol atarız. Bir puanı koparırız. Ferdi. Maxim'in. Allah. Fred. Evet, Fred'in şutu güzel, güzel. Tamam, ilk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanıyor İzmir'de. Hocam golü Ceko atmadı, Ceko'yu gösteriyor. Ceko'nun ayağını falan şey yalıyorlar. Ne yapıyoruz? Ben anlamadım, golü Şimanski atmadı mı? Şimanski attı. Her neyse, ikinci yarıya Fenerbahçe dokunuşa başlayacak. Hayır, değişiklik de yapamıyoruz çünkü dediğim gibi arkadaşlar güncel değil de kaldı. Teknik transfer ettim. Yani 7 kişi çıktı oyuna transfer olarak. Çünkü yani genç oyuncu olunca arkadaşlar
Bu sefer listede çıkmıyor. 21 olduğu için bu. Belki PES 24 olsa yani. PES 24 var evet ama öyle yani şarkısı anladınız beni yani. Anladınız siz ne demek istedim. Hemen Bora oraya. Açtı oyunu. Bir dakika lan biz birazdan atağa çıkalım. İleri doğru Mert. Tamam atağa çıkıyoruz artık. Korkanın çocuğu olmaz mantığındayız. Oğlum ben bunu hep unutuyorum bu arada. Önceki videoda da unutmuş arkadaşlar. Galatasaray maçında. Galatasaray maçında. Gassamon'un şutu. Livakovic. İşte mesela Galatasaray'la hep oynadığım için orada aklıma Mertens geliyor. Mertens'e plase denerim falan. Ama işte gas. İşte hayaller Mertens. Gerçekler gassa ama. Tamam çok boş yapmayalım. Szymanski, Taç. Güzel. İyi kapattık. Hadi ya bak bir gol atsak belki açılacağız. Beklediğimden iyi bu arada. Göztepe. Of tamam. 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 Çizgiye doğru. Hemen denedik. Bekledi. Açtı oyunu. Tek top. Oha. Salma salma. Güzel. Oraya da ayır ayır tamam şut çekme. Silva var mı orada biri? Oynadı. İsmail Köybaşı. İsmail'in ortası. Şut. Hadi be. Hadi be oğlum. Hadi be oğlum. Dakika 63. Ya değişiklik de yapamıyoruz. Oyuncular bir düşük. Kondisyonu dayıklıysan her şey düşük olduğu için arkadaşlar hemen yorulurlar tabi. Değişiklik de yapamıyoruz. Güncel olmadığı için. Ya oha Sangane geliyor. Arayı gördüm bu arada. Tek top ya. Pas çok kötü. Pas çok kötü. Arada düşündü. Şut olmadı. 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 Geçmedi. Elnesi orada bomboş. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Koray olursun sen. Almanya'da neler neler yaptın ya. Ben biliyorum seni hadi. Ceko. Ceko'nun şutu. Arda Özçimen. Hemen oynadı araya. Takımı ileri çıkarttı. Araya. La oğlum. Arayı da gördü. Tekrar görürsün. Hadi be. Ferdi. Maximi. La bas bas bas. Ceko dakika etmiş. Biraz geri. Uzun bir top. Maximi orada bomboş. Maximi. Gassama ileri doğru. Enes'in kafası. Dışarı mı? Korner mi? Bakalım. Korner. Dokunmuş bizim Arda Özçimen. Szymanski. Tamam. Hızlı çıkar mıyız lan? Yersen. Bizim forvetimiz bu vardı ama. Çok şey yapamadık. Mane yemişiz kanka. Yersen. Tek top. Araya düşündü. Çağlar orada. Arkadaşlar bu arada gerçekteki skor tahmininizi yorumlarda beğenmeyi unutmayın. Ben zaten skor tahminimi yaptım. Bana göre 3-1 falan. Bu benim abi, kendi fikrim tamam mı? Bence. Tamam. Yüzde. La oğlum ya. Tamam olsa güzel. Hadi be oğlum ya. Bak dakika 80 ya. Düzgün bir iki şutumuz var aslında. İki değil de bir güzel bir şutumuz vardı. Yatılıyor. Hadi be oğlum ya. Bir gol ya. Hayır İrfan. Enes'i. Enes'i. İki sıfır. Allah Allah ya. Öyle mi olmuş kanka? Ya acı. Tamam bari oynadı. Tamam bari bir gol atak. Ben bu bir gole taktım atacağım. Arkadaşlar. Çünkü oyunda o kadar... Aha. Oyunda o kadar şey yaptık Fener'e. Yani iyi yani şu an takımı. Yani ona bir gol atmak 50'lik 60'lık oyuncularla çok değerli olacak aslında ama. Tamam. La 3'ü yemeye sakın ha. Heh tamam. Araya. Haha hayır. Fred. Dostum aklını dur. Szymanski. Ya artı bir verme. Artı bir verme işte. İrfan iyi kapattı o çiğe. İleri. Ve maç. 2-0 sonuçlanıyor. Fenerbahçe deplasmanda 2-0 kazanıyor. Vallahi elimizden geleni yaptık arkadaşlar ama yani 50'lik oyuncular dediğim gibi dayanıklılıkları çok şey düşük. Fiziksel şeyleri güçleri falan tamamen düşük yani.
50'lik 60'lık oyuncular keşke yükselseydim diyeceğim de bu sefer de şey olurdu yani. Adaletsiz olurdu. O şekilde bir şey oldu arkadaşlar. Yenildik ama bence oyun olarak kötü değildik ya. Hatta bu pozisyon falan var yani. Şurada içe çevirsem kötü. Lan aslında bayağı netmiş ya. Her neyse arkadaşlar, bu videonun daha sonuna gelelim. Bu videoda işte Göztepe olduk, Fenerbahçe'ye karşı bir maç oynadık. Yenildik maalesef. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı ve bir yorum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye. You fucking fight back.